Türkiye'nin çok büyük kuruluşları sessiz sedasız, kimseye danışılmadan parlamentona kaçırılarak Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu, Yokluk Fonu, kimine göre Darlık Fonu, dara düşmüş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkış yolu. İlk defa bir başbakanın kendi kendini tasfiye ettiği gibi bir maliye bakanı da kendisini tasfiye ediyor. Dengeli bütçe, kontrollü bütçe. Peki burada kontrol var mı? Hayır. Denetim var mı? Hayır. Şeffaflık var mı? Hayır. Sayıştay var mı? Hayır. Kanunlar var mı? Hayır. Peki ihale kanunu var mı? Zaten siz onu hiç yok sayarsınız her zaman. Hayır. Bütün kanunlar yok. Hayır. Üretmeyen ekonominiz ile ülkemizi kuruttunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki tulumbadan su çekmek için bir tas su koymak lazım diyor. Ama haberi yok. Kuyudaki suyu zaten kuruttunuz. Fahiş fiyatla, plansız ve programsız projelerle gelecek kuşaklarımızı borçlandırdınız. Torunlarımıza kadar. Bu milletin kurumları babanızın çiftliği değil. Bunu bileceksiniz. Son söz milletin diyorsunuz. Şunu bilin ki ilk sözde, son sözde milletin olacaktır ve hayır olacaktır. Varlık fonuna sorumsuzca yetkisi geniş fakat sorumlu olmayan 5 kişiyi atadınız. Bu kişiler hayatında 1 lira kazanmış veya 1 lira kaybetmiş mi? Hayır. Peki ömründe risk alıp ticaret yapmış mı? Hayır. Sakın sizi yine birileri kandırıyor olmasın. PKK kandırdı, FETÖ da kandırdı, Esad kandırdı, şimdi Rusya ile Amerika kandırdı, hala ayılmadınız. Acaba uluslararası ekonomik güç odakları sizi kandırıyor olmasın? Sarhoş bile düştüğü yerden ayıkır, siz hala sarhoş geziyorsunuz. Her tür devlet olanağını kullanıp kampanya yürüteceksiniz. Şimdi size bir korku hakim oldu. Medyadan korkuyorsunuz. Akademiden, akademisyenlerden korkuyorsunuz. Yargıdan, adaletten korkuyorsunuz. Siyasetten ve namuslu siyasetçilerden korkuyorsunuz. Ve şimdi herkes görüyor ki halktan da korkuyorsunuz. Ama şunu söylemeliyim ki korkunun ecele faydası yok. Ben size söyleyeyim, bu referandum çok hayırlı olacak. İşçiler için hayırlı olacak, gençler için hayırlı olacak, akademisyenler için hayırlı olacak, çiftçiler için hayırlı olacak, memurlar için, namuslu insanlar için hayırlı olacak, hayırlı olacak. Bugüne kadar hayır diyenler değişmedi. Bugüne kadar tarihi hayır diyenler değiştirdi, yine öyle olacak ve tarihi hayır diyenler değiştirecek. Yüce Meclisimize hayırlı çalışmalar diliyorum.